Merhaba arkadaşlar. Yunak Belediyesi için yine bir doğrudan temin programı yazıyorum. Bu nedenle fazla ders yapamıyorum arkadaşlar bu aralar. Bu program bittikten sonra inşallah yine yoğun bir ders temposuna gireceğiz. Şimdilik size küçük bir yine de beraber bir ders yapmak istiyorum. İşinize yarayabilir. Öncelikle bir Excel çalışma sayfası açıyorum. Lütfen herkes dikkatle dinlesin. Önce bir normal Excel'i açıyoruz. Sonra bu dosyadan farklı kaydet diyoruz arkadaşlar. Masa üstüne ben buna ders 2 diye isim vereyim. Ders 2 diyelim. Ders 1 vardı. Burada ders 2 olsun. Şurada da kayıt türü makro içerebilen çalışma kitabı deyip kaydet diyorum. Ve bu Excel çalışma kitabını kapatıyorum. Yok kapatmıyorum. Zaten kitabımız bu. Tamam. Şimdi öncelikle benim yapmak istediğim örneğin şurada ne olsun mesela adı soyadı olsun işe giriş tarihi olsun. Şimdi ben şu alana şurayı ben tarih formatına çeviriyorum. Şöyle kısa tarih dedim. Ben istiyorum ki her tıkladığımda şurada bir küçük bir buton gözüksün. Bir takvim butonu, ona tıkladığım zaman takvim formu gelsin ve oradan bir tarih seçeyim. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Öncelikle geliştiriciye geliyoruz. Tabii arkadaşlar öncesinden bu John CT2 nasıl eklediğinizi daha önce anlatmıştım. Öncelikle dosyadan hesaba bakın. Şurada ofis hakkında dediğiniz zaman şurada 32 bit olup olmadığına bakın. 32 bit değilse ofis 32 bit yüklemeniz lazım. 32 bit yükledikten sonra İnternetten şu ms.com.ct2 isimli dosyayı bulun. ms.com.ct2 ocx'i bulun. Sonra işletim sisteminize bakın arkadaşlar. İşletim sisteminiz eğer 64 bit ise bakın şurada benim 64 bit. 64 bit ise ayrı bir yere bu dosyayı alacaksınız. Yani burada eğer 64 bit ise ssvov 64 klasörüne bu dosyayı kopyalayıp yani bunu yapıştıracaksınız. Eğer 32 bit ise sistem 32 klasörüne yapıştıracağız. Şimdi ben de 32 bit ise ne yapacağım? Bak bunu kopyalıyorum. Bilgisayarım. Sonra C'nin içine girip Windows'un içine girip burada sistem 32 klasörünü bulup eğer 32 bit ise bendeki sistem 32 bin içine girip yapıştır diyeceksiniz. Yok eğer 64 bit ise işletim sisteminiz şu ssvov64'ün içine yapıştıracaksınız. Şimdi bunu yapıştırdıktan sonra şuradan aradan cmd yazıp bazı arkadaşlar yükleyemiyoruz diyorlar. Yolu bu arkadaşlar. Yönetici olarak çalıştır diyeceksiniz. Şimdi eğer 32 bit ise zaten tam yerindesiniz. Sadece şunu yazacaksınız. Rec register'dan geliyor arkadaşlar. Kayıt svr hepsi küçük harfle yazarım. Rec svr 32 boşluk. Ondan sonra diyeceksiniz ki ms.com.ct tabi varsa bulursunuz. Enter'a basıp kaydedeceksiniz. Bak ben buradan çıkıyorum. Benimki 64 bit olduğu için burada değil dosyam. Şöyle cdms şey ss benimki burada. Hemen ne yazıyorum? Rec svr 32 ms.com yazıp Tab tuşuna bastığında hemen dosya bir buldu. Enter'a basıyorum. Bakın şöyle bir mesaj alacaksınız. Mesela CT2 OC içindeki DLL Register Server başarıyla gerçekleştirildi. Bu mesajı aldıktan sonra artık kullanabilirsiniz. Evet bunu 3. 4. kezdir tekrarlıyorum. Şimdi herkes bu işlemi yaptığını farz ediyorum. Hemen geliyorum buradan arkadaşlar geliştiriciye. Tabi sizde geliştirici de açık değilse yine seçeneklere geleceksiniz. Burada şeridi özelleştir deyip şuradaki kutu sizde işaretsizdir. Geliştiriciyi işaretleyip tamam diyeceksiniz. Geliştiriciye geldikten sonra şuradan aşağıdaki en alttaki butonu alıp şuraya çiziyorum arkadaşlar. Bir tane buton çizdim. Butonun şurada özellikleri var. Özelliklerini açtım. Bunun ismini BTN takvim dedim. Sonra ne yapıyorum arkadaşlar? İnterneti açıyorum. İnternet sayfasını açtım. Buraya free ico yazın. Free icon yani bedava ikonlar free ico yazdıktan sonra şu ilk karşınıza gelen sayfaya giriyorum.
biliyorum. Şimdi mesela buraya takvim yazacağım. Kalender, cellender yazıp enter'a basıyorsunuz arkadaşlar. Dardır kalender. Ara diyorsunuz. Oh, mesela nasıl bulamadı ya? Ya buraya mont yazalım. Bu da olur. Ay, yani bu takvim. Şunlardan işimize hangisi yarayabilir? Mesela şu. Takvim nasıl yazılıyor? Ya takvim nasıl yazılıyor bilmiyorum. Çeviriye giriyorum. Buraya Türkçe, İngilizce yazı. Buraya takvim diyorum. Calendar. Şunu kopyaladım. Gelip buraya yapıştırıyorum. Buradan buldum. Örneğin hangisi bizim hoşumuza gidiyor? Mesela şunu tıklayalım arkadaşlar. Bu butonu tıkladıktan sonra bunu 32 bit olanı seçiyorsunuz. Burada PNG'yi seçin. Hemen indirecektir. Evet, şimdi inecek. İnmediyse şu butona tıklayın. İndikten sonra şurada sağ tuş klasörde göster deyin. Sonra burada da sağ tuş düzenle deyip bunu arkadaşlar farklı kaydedip JPEG yapmanız lazım. Tip olarak bakın dosya kayıt türü JPEG yazıp mesela ben masa üstüne kaydettim. Tamam dedim ve burayı kapattım. Şimdi ikonum hazır. İnternet sayfasını kapatıyorum. Şimdi bakın buradaki butonumu seçtim. Şurada picture yazan yerden masa üstündeki şu calendar'ı seçiyorum. Butonumu biraz küçültüyorum. Burada da picture position var. Yani bulunacağı yer burada 12'yi seçin. Picture position center'ı seçin. Bir de üzerindeki caption'ı silin. Tamam. Burada takvim butonumuz hazır. Arka plana renk vermek istiyorsanız ayrıca renk verebilirsiniz. Mesela hangi renk olabilir? Kırmızı renk olabilir arkadaşlar. Butonu burada hazır. Şimdi ben butonun içine çift tıklıyorum. Burada bir user form açıyorum. Formumu şöyle küçülttüm. Üzerine şurada takvim, mount view diye bir şey var arkadaşlar. Bir seçenek var. Eğer bu sizde yoksa bak ben siliyorum kendim toolbox'umda. Eğer sizde o takvim yoksa şöyle yapacaksınız. Sağ tuş, add control diyeceksin. Edition control. Burada biraz aşağılarda şöyle bir şey var arkadaşlar. Microsoft Mount View Control 6.0. Bunu işaretleyip OK dediğiniz zaman şuraya takvim gelecektir. Takvimi sayfaya tıklıyorsunuz. Buraya hazır bir takvim şekli geldi. Bunu şöyle küçültüyorum. Ve formun özellikler penceresi açık değilse şuradan açıyorsunuz şu aşağıdaki. Burası açık değilse şu butondan özellikleri açıyorsunuz. Önce forma isim verelim. FRM takvim diyelim. Şu Mount View'e ise buna da direkt sadece takvim diyelim. Şimdi arkadaşlar butonun ismi BTN takvim oldu. Formun ismi FRM takvim oldu. Bunun ismi de takvim oldu. Kafanız karışmaz inşallah. Şu takvime çift tıklayın ve şunu yazın arkadaşlar. Deyin ki aç AC yazıp kontrol boşluk deyin. Aktive sel, aktif sel demek aktif hücre demek. Nokta value eşittir takvim. Bu kadar. Ondan sonra unload me yani bu formu kapat. Aktif hücrenin değeri takvim olacak. Yani takvimden hangi tarih seçiliyse o olacak ve bu formu kapat. Şimdi tekrar şu butonun içine giriyorum ve buradaki takvim klik olayına diyorum ki FRM takvim nokta show diyorum arkadaşlar. Takvimi göster dedim.
Tabii takvimi göstermeden önce şöyle bir şey yazarsam üstte daha iyi olur arkadaşlar. Bakın şöyle yazıyorum. Diyorum ki FRM takvim nokta FRM takvim nokta left eşittir BTN takvim nokta left. Yani ben burada butonun soldan buton ile formun solunu eşitledim. Sonra FRM takvim nokta top eşittir BTN takvim nokta top artı FRM takvim nokta height. Onun yüksekliği kadar da ekledim aşağıya. Ondan sonra şov yaptım arkadaşlar. Yani şunu yaptım. Bak hemen ben bir çalıştırayım. Bak şöyle tıkladığım zaman bir de formun açılma yerini de bir ayarlamamız lazım. Şimdi forma dikkat ederseniz şurada startup position'da şurada manuel yapacaksınız arkadaşlar. Bak center owner yani ortada açılıyor. Bunu manuele çekmeniz lazım. Bir de formun şu caption'ına da şu user formun caption'ına da bir tarih seçin diyelim. Tarih seçin. Şimdi bir daha ne demek istediğimi anlatayım. Bakın şöyle tıkladığım zaman tam burada açıldı. Mesela butonu şuraya alayım ya da şuraya alayım. Şimdi tıklıyorum. Bak yine burada açıldı. Yani ben ne yaptım az önce? Dedim ki form hatta takvim height artı yani üzerinde açılıyor kısacası. Dedim ki sol taraftan eşitle yüksekliğini de takvimin yüksekliği, butonun yüksekliğini yani bulunduğu yukarıdan aşağı doğru bulunduğu noktaya takvimin yüksekliği kadar ekle. Örneğin ben buraya bir de artı 100 dersem biraz daha aşağıda gösterecektir bakın. Biraz daha bakın 100 kadar bir aşağıda gösterdi. Mesela dolayısıyla bu artı 100'e gerek yok. Sadece tam üzerinde açılsın istiyorum. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Şimdi geliyorum. Sayfa 1'in içindeyim şu anda. Şuradan worksheet yani çalışma sayfası. Şu anki sayfa 1'de çalışıyoruz ya. Çalışma sayfasının selection change seçilen seçilen change diyor. Burada şunu yazacağım. Bakın burada target demek hedef. Hedef diyorum. Bak burada diyorum ki BTN takvim nokta left eşittir target nokta left. Yine BTN takvim nokta top eşittir target nokta top diyorum. Burada da şunu demek istedim. Bakın şöyle ben nereye tıklarsam bakın orada. Ben bunun biraz sağda açılmasını istiyorum. Onun için şöyle diyeceğim. Left'te şöyle bir şey ekleyeceğim. Artı target nokta width arkadaşlar. Hatta artı 10. Biraz daha sağa çekeyim. Şimdi şu şekilde oldu. Bakın her tıkladığımda bu 10 fazla oldu. Artı 2 diyelim. Bakın tam nereye tıklarsam birazcık yukarıda çıkarırsam topunu top target bakın takvim nokta top eşit target nokta top eksi 3 desem nasıl olur? Bakın tam ortası. Şu anda nereye tıklarsam takvim tam ortası bunu 4 değil de 5 yapalım. Bunu 5 yapalım. Şöyle bir bakalım. Evet tam ortada. Nereye tıklarsam buton tıkladığım yerin tam sağında. Şimdi burada bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi tabii ilk etapta arkadaşlar ben bunu gizleyeceğim. Şu buton ilk başta şurada özelliklerden visible false yapıyor. Yani görülmez. Şimdi burada diyorum ki eğer eğer left arkadaşlar yani soldan left target nokta adres şimdi ben bir de şunu size göstermek istiyorum. Ben şurayı bir sileyim. Öncelikle
detaylı açıklama yapmadığımla ilgili arkadaşlardan şikayet geliyor kanalda. Mesela MSG box target nokta adres diyor. Bakın bana her tıkladığım yerin adresini verecek şimdi bak. Bak şimdi şu moddan çıkıyorum. Bakın C dolar C dolar 4. Mesela şuraya tıklıyorum. Dolar B dolar 4. Nereyi tıklarsam bana oranın adresini veriyor. Şimdi ben burada ne yapacağım? Şurada ilk 3 karakteri dolar E dolar gibi veya dolar C dolar gibi ilk 3 karakterini bir şarta bağlayacağım ve diyeceğim ki sadece bu sütunda çıksın. Dolayısıyla dolar B dolar kullanacağım. Şimdi bakın şunu yapacağım. Şunu siliyorum. Diyorum ki eğer left yani soldan target nokta adres virgül 3 eşittir tırnak içinde dolar B dolar ise den. Bak. Yani ben burada bir şart verdim. Eğer yani B sütununda ise. Burada bir de döngü yapacağım. Dim x as integer diyorum. Şurada döngüyü nerede yapacağım? Şurada yapayım. Ha, şurada. For x eşittir 2 to mesela 100'e kadar. 100'e kadar ya da 500'e kadar fark etmez. 500'e kadar. Şurada da eğer buysa şunları göster diyeceğim. Bakın dedim ki eğer hedefteki ilk 3 karakter adresi bu ise btn takvim nokta show dedim. Evet visible pardon. btn takvim nokta visible eşittir true dedim. Şuraya bir de else dedi diyeceğim şimdi. Else ise btn takvim nokta visible eşittir false diyorum. And if şu en altta da next döngümüzü tamamlamış olduk. Şöyle bir denemesini yapalım. Şöyle tıklıyorum. Bakın takvim geldi. Bir takvimi seçiyorum. Tarihi verdi bak. Nereye tıklarsam burada tarihimi seçebiliyorum. Tabii farklı yerleri tıkladığım zaman hiçbir takvim gelmiyor. Sadece bu sütunda takvimi seçebiliyorum ve tarihimi burada yazdırabiliyorum arkadaşlar. Buralarda hiç takvim gözükmüyor. Sadece buraya tıkladığınız zaman tarihi görüyorsunuz ve tarihi böyle hazır bir şekilde seçebiliyorsunuz. İsterseniz yıl, isterseniz ay böyle seçebilirsiniz arkadaşlar. Biraz kafanızı karıştırmış olabilir miyim diye düşünüyorum. Bence kafa karıştıracak bir şey yok. Önce bir buton çiziyorsunuz. Sonra internetten şu ikonu indirip farklı kaydedip JPEG yapıyorsunuz. Sonra bir buton çiziyorsunuz. Butonun özelliklerine gelip şuradan bitmap'tan o ikon resmini bunun üzerine koyuyorsunuz arkadaşlar. İsmini butonun ismini BTN takvim yaptım. Caption'ı sildim. Ondan sonra bunu içine girip ne yazdım? FRM takvimin lefti BTN takvim yani BTN dediğim şurada bir de takvim sayfası açtım. Neyse arkadaşlar. Daha da çorba etmeden bu kadar yeter. Takip edin, izleyin, aynısını yapın arkadaşlar. İşinize yarayacağını düşündüğüm için böyle bir örnek yaptım. Bugünlük de bu kadar olsun. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz de mutlaka abone olmayı olmanızı bekliyorum. Şuradan hatırlatıyorum. Kanalın istatistiklerine baktığım zaman arkadaşlar yani izleme saatleri ben size bir ara gösterebilirim. Çok yüksek bir izleme saatine sahip ama maalesef abone sayım yeterince yok. Bu nedenle desteklerinizi bekliyorum. Hepinize iyi geceler diliyorum.